Panik atak birçok nedeni var. Mesela aklıma gelenlerden bir tanesi kürtaj mevzusu. Kürtaj yapıldıysa eğer cinayet diyoruz ya devamlı. Bir cinayet varsa senin ailende soyunda senin iki yakan bir araya gelmiyor zaten. Yani her gün Hazreti Allah öldürüyor. Panik atak ne demek? Panik Atak yani panik yaşıyorsun ve nöbet devamlı o nöbeti yaşıyorsun. Öleceğim, öldüm, öleceğim, öldüm ve günlük 10 kere panik yaşayanlar da var. Yani günde 10 kere ölüyor adam. Allah onu 10 kere öldürüyor, diriltiyor, öldürüyor, diriltiyor. Panik atak Allah kimseyi yaşatmasın ama benim mevzum o değil. Mevzum bunların sebebi ne? Neden sen her gün ölüyorsun, diriliyorsun? panik geçiriyorsun. Yani senin panik ataktan kurtulman değil. Senin geçmişten neden nereni bulup onları çözmek. Çünkü onu çözdüğün zaman panik atakta düzeliyor. Almanya'da yaşayan üzerinde parasal lanet sıkıntısı olan insanların veya kendi üzerinde işi var yürütüyor ama sanki bir lanet var üzerinde. Tamam. Mı? Sanki böyle bir böyle karabasan var. Bunların sebebi geçmişte işlediği cürüm diyorlar buna. Veya hata kusur veya travma. Sen buna travma de. En kolayı psikologlar travma Diyorlar. Haksız kazanç veya bir durum, haksız miras bir şey olabilir. Bilmiyorum. Tesla anlaşılıyor. Onu çözdüğünde, sen o dosyayı kapattığında senin işleri tıkır tıkır yürüyor. Yani saat gibi yürüyor. Ama bunu işte herkes anlamaz, anlamayabilir. Bunun arkasında bir ilim var. Bununla beraber klinik psikoloji var. Yani bilimsel de kanıtları var bunların. Güzel insanlar. Dolayısıyla bunu bir kere kavradığında, anladığında mevzuyu anlayacaksın. Yani şu anki senin yaşadıkların asıl sebepleri geçmişte yaşadıkların İki yakan o yüzden bir araya gelmiyor. Eğer işini büyütmekte zorlanıyorsan geçmişte yaşayan bir lanet var üzerinde. Bir travma var. Onunla alakalı. Dedenin günahını torun çekmez. Öyle bir şey anlatmıyorum zaten. İyi anlamaya çalışın. Ama senin deden zenci ise sen de zencisin. Tamam mı? Baba beyaz tenlisi, anne beyaz tenlisi buna sirayet diyorlar. Yani bir bulaşma, hastalık. Yani dedende kalp varsa veya babada kalp varsa çocuklarda da kalp var. Şimdi bunu anladık değil mi? Bunun ismi gene genetik geçiş, bunu lütfen iyi anlamaya çalışın. Genetik geçiş veya DNA geçişi diyorlar. Bakın davranışlar da sirayet ediyor. Senin baban şu cümleyi tekrarlıyorsa sürekli. Zenginler, kalleş, fakirler, kardeş diyorsa sen para kazansan da elindeki parayı kaybedersin. Neden? Çünkü senin beynini programlamış. Kim? baban. İşte buna sirayet diyorlar. Bazı arkadaşlarımız kimse kimsenin günahını üzerine almaz. Evet almaz zaten öyle bir şey yok ki. Alamaz ayet-i kerime. Fakat benim anlattığım mevzu var. Yeni davranışlar alışkanlık haline gelebilir. Mesela bizim eğitimimize katılıyor birisi. Diyor ki babam diyor bakın babam fas fakir. Ondan sonra devamlı şikayetçi. Cebinde bir kuruş parası yok. Eğitime katılıyor adam. Tamamen babasının tersi oluyor. Nasıl oluyor? Yeni davranış kazanıyor. Çünkü ben de şikayet ediyordum hocam diyor. Sonra eğitime katılınca şikayet Caete Bracchio şükür etmeye, hamd etmeye başlıyor ve davranışını tekrarladıkça 90 gün o zaman onda o normalleşiyor. Eğitimlerle mesela 3 aylık programlarla kişi mesela tamamen fakirlik zihniyetinden, yoksulluk zihniyetinden, babasında veya dedesinde öyle düşünce kalıplar, sınırlamalar vardı ama eğitime katıldıktan sonra tamamen o yeni davranışı, bolluk, bereket davranışını, milyoner kafa yapısı eğitimimiz var mesela. Kim katıldıysa o blokajı kaldırıyor. Parayla problemi çözülüyor. Neden? Çünkü eski sınırlı ları babası, anası, dedesi yüklemişti kafasına. O kafasındaki düşünce kalıplarını biz çıkarıyoruz, değiştiriyoruz, tekrar takıyoruz. Yani bolluk bereket düşünce ve kalıpları kazanmaya başlayınca parasal problemleri, parasal lanet de kalkıyor üzerinde. Mevzuyu anlatabildim herhalde değil mi? Bin tane videomuz var YouTube'da. Bunları izleyin arkadaşlar. Yani kendinize iyilik yapın. Depresyon ilacı alacağınıza veya çevrenizdeki arkadaşlar depresyon ilacı alacağına deyin ki bak bu ilacı bırak her gün sabah, öğlen, akşam İsa hocanın videolarını izledi bir şey kalmıyor zaten. Bakın ben size söylüyorum. Sevdiklerinize söyleyin. Bir problemi varsa, üzerinde lanet varsa bakın. Lanet, parasal lanet. Yani tıkıtlık bilince. Kendi işini yapıyor ama bir türlü olmuyor. Yürümüyor. Tamam yanında 20 kişi çalışıyor ama yine bir türlü istediği hedefe ulaşamıyor. Bu arkadaşlarımıza sabah, öğlen, akşam. Bir dos bir video yeterli. İzlesin. Bin tane videomuz var. Bununla beraber Instagram'da en az 500 tane video vardır. 1500 tane videoyu ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz. Günde üç kere. Herhalde bir senede bin tane izleyebilirsiniz. Bir buçuk senede biter tahmin ediyorum. Bir buçuk senede biter. İstediğiniz videolardan başlayabilirsiniz. En eskiden başlayın ve en sondan başlayın. Onları sürekli izleyin arkadaşlar. Hayatınız, bakış açınız değişiyor, değişecek. Faydasını gördükten sonra biraz bolluk ve bereket kazanmaya başladınız. Yani biraz parayı cebinizde biraz para böyle. Paralar, eurolar şöyle olduğunda tamam mı? Şöyle. Biraz espri de yapayım. İnsanın kafası para dendiği zaman daha iyi çalışıyor. Onu gördüm ben. Bu yüzden parayla örnek vereyim. Biraz böyle batsın diyorlar Almanlar. Batsınlar çoğalmaya başladığında kendine yatırım da yaparsın. Seminer alırsın, kitap alırsın. Ondan sonra güzel bir masan olur, bir ofisin olur, işini yaparsın. Güzel yatırım yaparsın. Kendine yatırım yaparsın o zaman. Biraz para kazanınca inşallah. Güzel insanlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.